Herkese yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda Avustralya'nın en kuzeyinde olan Darwin'deyiz. Darwin şehri bildiğiniz üzere veya bilmiyorsanız şimdi söyleyeceğim. Timsahlarıyla ünlü bir şehir ve şu anda da ben bir timsah parkındayım. Avustralya'nın kuzey bölgesi dünyada bulunan en fazla tuzlu su timsahının olduğu bölgedir. Burada yüz binlerce timsah bulunmakta. Sadece Darwin şehrinde, hatta şu anda bulunduğum parkta bile 1000 tane farklı timsah bulunmakta. Tuzlu su timsahları ile tatlı su timsahlarının arasında görüntü farkı da var bu arada. Tuzlu su timsahlarının ağız yapısı çok daha uzun şekildedir. Fakat tatlı su timsahlarının ağız yapısı ise çok daha geniştir. Tabii ki de aralarındaki fark da adından anlayacağınız gibi tuzlu su timsahları tuzlu suda da yüzebiliyor. Aslında zamanla evrimleşen bir şey. Timsahlarda evrimleşen tek şey de bu diyebilirim aslında size. Çünkü binlerce yıl önce timsahların ataları, babaanneleri, dedelerinin dedeleri nehirin tuzlu suya bağlanan kıyılarında da avlanmaya devam etmişler. Ve seneler geçtikçe, binlerce sene geçtikçe de timsahlar evrimleşerek artık tuzlu suda da yüzmeye başlamışlar. Ve bu da Avustralya için şöyle bir şey demek oluyor. Okyanuslarda timsah da var demek oluyor. Only me left? Timsahın dokusu o kadar güzeldi ki böyle pürüzsüzdü ama böyle yani çok farklıydı ciddi anlamda. Daha önce yılana dokunan varsa aranızda yılanın dokusu gibiydi. Yani ona örnek verebileceğim bir şey de gelmiyor aklıma ama yani dokusu gerçekten de yumuşacıktı ve pürüzsüzdü ya. Çok güzel bir dokusu vardı. Yılana da baktıktan sonra şimdi sıra teknede, tekneyle 14 tane timsahın olduğu yere doğru devam edeceğiz. Hava o kadar sıcak ki her etkinlikten sonra insanlar kaçıyor direkt giriş yaptığımız yeri çünkü orada klima var. İçecek falan alıyoruz. İnanılmaz derecede nem var. İnanılmaz bunaltıcı bir hava. Ayrıca burada sadece timsahlar yok, birçok hayvan var.
Burası sandığımdan çok daha büyükmüş. O yüzden şöyle bir hemen turlayalım, etrafta hangi hayvanlar var birlikte görelim. Şimdi size şu arkamda gördüğünüz hayvandan çok ufak bahsetmek istiyorum. Bu bir kasavari diye geçiyor. Bu aslında Avustralya için gerçekten de çok önemli hayvanlardan bir tanesi. Cairns bölgesinde bulunan yağmur ormanları ne kadar büyük olmasa da dünyanın en yaşlı yağmur ormanları. Ve bu hayvanlar Avustralya'da bilinen tarihten itibaren hiçbir şekilde bir evrim görmemişler aslında. Bilinen tarihten bu yana sürekli aynı şekilde görüntüsü ve beslenme şekilleri bu zamana kadar hep aynı şekilde devam etmiş. Çünkü o yağmur ormanlarından hiçbir zaman ayrılmamışlar. Avustralya şöyle bir etkileri olmuş. Yağmur ormanlarının büyümesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu kasavariler. Yani yere düşen büyük çekirdekleri yiyebilecek kuşlar sadece bunlar. Kasavariler çok büyük çekirdekleri de yiyebildikleri için dışkı yoluyla o çekirdekleri toprağa tekrardan bırakıyorlar ve bıraktıkları tohumlar tekrardan yeşeriyor. Bu da yağmur ormanlarının büyümesine sebep oluyor. Hey. Hello, Harry. Hello. 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 Sıcaklığa dayanamayıp koşarak çıkmadan önce son bir şey daha göstereceğim buradan. Şuradaki gösterdiğim timsahlar, yani ilk beslenilen timsahlar burada çiftleştiriliyor. Yani buralar çiftleştirme yerleri, üreme yerleri diye geçiyor. Erkeği sağ tarafa, dişiyi ise sol tarafa koyuyorlar ve burada çiftleşiyorlar, burada büyüyorlar. Aman Allah'ım, bu nasıl büyük bir timsah. 5,5 metre, öyle demişti bunu beslerken. Şimdi koşarak çıkalım buradan. Peki bu kadar timsahın olduğu bir şehirde insanlar yüzemiyor mu? Aslında Darwin, Hint Okyanusu'nun kıyısı olan bir kıyı şehri. Peki bu şehirde insanlar yüzemiyor mu? Bu kadar fazla timsahın olması, tuzsuz timsahın olması burada yüzmeyi etkiliyor mu? İnsanlar şu şekilde bir çözüm bulmuşlar. Şöyle bir göl var şehrin tam ortasında. İnsanlar sıcaktan kaçmak için, şu anda o kadar çok sıcak ki gölde bile şu anda sadece birkaç kişi var bu arada. Sadece klimalı ortamlarda bulunuyorlar. Genelde bu saatlerde yerlileri çok da fazla dışarıda göremiyorsunuz. Darwin'de yaşayan insanları sadece iş ortamlarına gidiyorlar. Sadece işe gidiyorlar dışarıya çıkmak için. Ve alışveriş merkezleri çok yoğun oluyor. Çünkü dışarıya çıkmak gerçekten de tehlikeli bir hal alıyor. Ben de arkamdaki Alexander Gölü'ne gireceğim arkadaşlar. Yoksa gerçekten de bayılacağım bu arada. Aldığınız duş, soğuk su hiçbir şey fayda etmiyor ciddi anlamda. Nem o kadar fazla ki ellerinizi yıkarken yapış yapış oluyorsunuz. Soğuk suda duş alırken terliyorsunuz. Çok anlamsız bir havası var gerçekten buranın. Hep böyle mi bilmiyorum. Bana mı denk geldi onu da bilmiyorum. Ama yarın timsahların arasında araba sürerken neden buraya girmedim diye düşünmek istemiyorum. Yarın görüşmek üzere. Ve işte Darwin'e gelmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi olan yere geldim şu anda. Sailing Cross diye geçiyor. Sailing geçidi diye geçiyor. Burası dünyanın en tehlikeli yollarından bir tanesi. Zorluk açısından değil, geçidin çevresinde binlerce timsahın olmasından kaynaklı tamamen. Bu bölge dünyada görebileceğiniz en fazla timsah nüfusuna sahip bölge.
Şu anda nehrin yüksekliği 1,5 metre. Ben geldiğimde çok daha yüksekti. 15 dakika içerisinde çok daha düştü. Şimdi tekrardan yükseliyor. Ben oraya gidene kadar da ne kadar olur hiç bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bu arada. Birazcık da korkuyorum işin açıkçası. Ama yapacağım. Bunun için geldim buraya. Darwin'den buraya 3,5 saat araba sürdüm. Sırf oradan geçeceğim diye. Oradan geçmeden de geriye dönmeyeceğim arkadaşlar. Gidiyorum. Aşırı heyecanlıyım. Resmen terledim bu arada. Küçücük yol ama nedense timsahların olduğunu bilmek çevrede sürekli acayip geliyor insanı. Geçtik be! Ve buradan sonra artık herhangi bir insan yapıtı veya bir insan yerleşkesi, bir köy, kasaba hiçbir şey yok. Burası yaklaşık böyle 3000 kilometre kadar falan gidiyor. Tamamen işte off-road araçları için, uzun yol yapmayı seven insanlar için off-road araçlarıyla böyle bir yol var. Şimdi ben mecburen oradan tabii ki de geriye dönmek zorundayım. Ayrıca bu bölgede çoğu bölgedeki yerler gibi telefon da çekmiyor. Bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Şimdi tekrardan oradan geçeceğim. Şu anda su seviyesi birazcık daha inmiş bu arada. Böyle durumlarda bazen timsahlar yolun ortasında durabiliyorlar ve insanlar da timsahların hareket etmesini beklemek zorunda kalıyorlar. Ayrıca da kolumu dışarıya çıkartıp da video çekemiyorum maalesef. Timsahlar özellikle ellere saldırıyorlarmış. Dünkü yaptığım tekne turunda bunu da söylemişlerdi bana. Suyun akışı hızlanmış bu sefer. Artık bütün listedeki her şey tik atma zamanı arkadaşlar. Listede eksik bir şey bırakmıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Yapılacaklar listemizi bitirene kadar devam, ölmek yok. Listeden bir şey daha eksilttiğimize göre bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Maalesef drone görüntüsü alamadım geçerken çünkü çok fazla insan var ve her yer ağaçlık maalesef. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Standart bir hatırlatmayı da yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın ey dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.